İşte o buraya da 1890'da geldi. Ve diyor ben seni görüştüm. Ben Esman'ımla görüştüm diyor. Ondan sonra onun ağzından bazı Arapça kelimeler yazmış. Bize tarihi de var. Sayılar yazmış. Tabii o gezdiği tarihi biliyorsunuz. Abi. Çok teşekkür. Ondan sonra sayılar da yazmış. Şu şu demektir, bu bu demektir. Diye geçmiş ama ağız tabii. Ondan sonra bir de şunu söylüyor. Bizim Avrupa'da diyor, Fransızların diyor, baş tacı ettikleri Gene Akın gibi. Kadın kahramanlardan dirildi. Jandart dirildi. Fakat diyor, bunun ayrı özelliği diyor, bu kabilesini diyor, Kafkasya'dan alıp Askerköy'e, Askerşehir'e diyor, getirmiş ve kendi adıyla yerleştirmiş. Doğru. Yani buraya yaşıyor. Biz de selamlara geldik ve oradan dedim yukarı çıkınca böyle bakacağım. Bir Esman'ıma uğrayalım. Yeşil Yayan'ın eski bu şeyi öğretmenim o. Benim dayılarım Yeşil Bey. Bunun bir şey yıldız var, Orhan yıldız var, bir de şey yapalım. Ya oğlum benim, şeyi nasıl bahsettim? Nereye o çamızlar? Bu kamlar hep oğlum kapsam. Bari o da hocam. Nazım abi gireceksin oraya. Girelim. Hocam bir daha sonra kimliğine bir gelebilir hali yok. Öbür tarafa gelemiyor oğlum. Ya bir daha bir Bursa'da gelemiyor. Güneybolu'da yani ben şey bakıyorum. Şöyle aç. Açılır da. Bir grubu Bursa. Değiştirmeye kalktım. Kemal Kutlu Atı var. İçlik yaptım da. Bu benim arkadaşım. Üniversitede arkadaşım. Münir çocuğu. Kolunda tabi şeyde, kendine ağzası olurken, o kalbette. Bu ülkelerde konuşmuyordu. Kemal Bey'in ötüğünde, ismini değiştirmeye kalmıyordu. Bu şekil Kemal Bey'in şeyiyle ertelendi, değişilmedi. Bunun daha iyi yapmaya hatta düşündük. 57'de dosyamız bitmiş vaziyettedir. O zamanki vali Esma Hanım'ın isim, kadın ismiyle meclise getirmek iyi bir şey değil dedi. Kadın ismini değişelim, bir isim verin dedi. Evet. Ben ismen mi daha ne yaptım? Güven Bakanlığı'nda bizim büyüklerimizle görüşelim. Size adres bırakayım da herhangi bir şey olursa yani bir temasımız olsun. Tabii muhakkak. Yani bizim yazdığımız rapor da biraz geçerli olur yani. Geçerli olur. İşte engellemeyi de o oldu. O da güven var. Bizim de işte şeyden, güvenden geçti. Ama böyle kastedi bir dilekçi. Vali hemen bu dilekçeler ortaya şeyin açılışını yaptı, müdahale yaptı. Esma Hanım o zaman önceden az evvel 20 kişi kadar mevcutlardı. Esma Hanım'a naibiyi verdi, ikinci naibiyi nereden çıktı diye. Bir önceden hep yazdı. Adam ne yaptıysa bir önceden az evvel kabul etmedi. Her ikisine gidilecek, incelenecek. Yani ben yakın oldum, ben birbirine hadise yapabilirdi. Ertelediler öyle gibi. Bitmiş şeyi canlandıramadık öyle kaldı. Nahiye merkezi yerinde kalkmış. O zaman kalkmış oluyor. Esma Hanım hakkında demin anlattıklarınızı biraz tekrarlayabilir misiniz? Kimdir, nereden geldi? Ben Kafkasya'dan geldik. Öyle bakın. Şey çekiyor filan. Kafkasya'dan çıktılar, şeye geldiler. Darira Hasan Bey'e geldi. Orada tabii aralarında Hasan Bey'le Esma Hanım'ın aralarında ufak bir mesai geçiyor.
anlaşıyor, anlaşma anlaşamadılar. Bunlar bakıyorlar, Nergis denilen o... Düz olsun, Çerkez köyü. O Çerkezler ondan sonra geldi. Yani bizim Abazarız derdiler. Saray yerinin olduğu kısım. Ondan sonra orayı da sinek veya avun durumunda bunlar da yaramadı. Tabii ben kaçırmasın. Tabii ya. Orada bakıyorlar, buraları veriyorlar, burada avuçluk kadar beni ağrırlar, bana ağrı çeviriyorlar. Şimdi ağrılar kadar her şey buldu. Aynı oraya benzettiler. Orayı da nasip olarak buraya yerleştiler ama o gördüğün kavlanı da benim en yaşlıya sordum ben. Çünkü onu okurken şöyle sırtımızı dayadığımız vakit eğrilebilirdi diyor. Çünkü aşağı yukarı 110 sene oluyor bu uzun. Aşağı yukarı. Ya da 120 sene, 120 yaşında olsa da olabiliyor bana diyorsun. Sonra bu İstiklal Savaşı'nda bu Esma Hanım'ın oğlu Ahmet Bey'in oğlu İsmail Bey denilen şimdi İstanbul'da oğlu ağacında kendisi onu açmıştı. O bir Romanya tüfeğiyle şöyle açıyor şu. Hani o kavlanı ateş etti. Kavlandan geçiyor. Ben de arkada çocuk dinlenir. Boş kuvanları kuruyor. Şimdi işte bu. Buna o kadar kıymet versek kendimize kendi kıymetimiz bilmiyoruz ki buna kıymet verelim. Ben yalnız 81'de Mekke'ye gittim. Bunların hepsini Allah rızası için tavaf ettim, dua ettim. Çünkü Allah biz Kafkasya'da kalsaydık, bunları bize getirmeden Hristiyan olmuş olurduk. Yani Allah'a bize çok şükür. Müslümanıyız, elhamdülillah. Bildiğimiz de şeyden. Yere göre gitme de şuraya gel. Şuraya gel. Buraya da bir artık. Tabii onun için de düşünceliyoruz.